Merhaba, bu videomuzda ActionScript 3 içerisinde döngüleri inceleyeceğiz. Döngüler programlama içerisinde sürekli tekrar edilmesini istediğimiz kod bloklarının belirli bir koşul gerçekleşinceye kadar tekrar etmesini sağlayan yapı edilebilir. Bu videomuzda örnek çalışmamızı for döngüsü üzerinden yürütmeyi planlamaktayız. Döngüler.as dosyası içerisinde ördek çalışmalarımızı uygulayalım. Bu dokümanların tamamına izleöğren.com'un blog bölümünden ulaşmanız mümkün. Öncelikli olarak bir döngü oluşturalım. Bu döngü for olarak daha önceden kullanacağımızı söylemiştik. For döngüsü kullanarak çalışmamız için bir örnek uygulama gerçekleştirelim. Öncelikle for ifadesini belirttikten sonra bir değişken tanımlayacağız. Burada var i buna number diyebiliriz ama sürekli artacağı için ve bir şekilde pozitif değerler alacağı için aslında uint kullanmamız daha uygun olabilir. Bu açıdan yani eksi değere düşemeyen bir tam sayı burada kullanıyorum ve bunun değerini de sıfır olarak belirliyorum. Daha sonraki aşamada burada bir koşul belirtmem gerekiyor. Çünkü for döngüsü yani döngünün ne zamana kadar çalışacağını belirtmek açısından burada diyebilirim ki i küçüktür 10. Burada baktığımız zaman sıfırdan başlayıp 10 oluncaya kadar ki kısımda 9 olduğu zaman i değeri aslında döngü duracaktır. O açıdan toplam 10 kere bu döngünün çalışacağını rahatlıkla ifade edebiliriz. Daha sonra i artı artı diyerek burada i değerinin sürekli artmasını sağlayabiliriz. Burada eğer i eksi eksi deseydik i sürekli olarak eksiltilecekti i değeri. Fakat burada artırılmasını ben istiyorum. Ve ayrıç içerisinde yapılacak çalışmayı göreceğim. Ben trace diyerek i değerini output bölümünde gözlemlemek istiyorum. Şimdi çalışmalarımı kaydedip Ctrl Enter ile yayınlıyorum. Burada baktığımız zaman aslında 9'a kadar gelmiş olsa da toplam 10 kere bu çalışmanın gerçekleştiğini görüyorum. Sıfırdan itibaren 1 2 3 4 5 6 7 ve 8'den sonra 9. bölüme gelip durduğunu gözlemleyebiliyorum. Bu şekilde 10 kere tekrar etmesini istediğim bir işlemi döngü yardımıyla basit bir şekilde gerçekleştirmem mümkün oluyor.